İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Tekrar Değişimi Yaratmak programı ile sizlerle birlikteyim. Evet, hazırız galiba yine değişim yaratmaya. Evet, her seferinde bu heyecan verici bir durum değil mi? Değişim. Çünkü hiç bilmediğiniz bir şeye değişiyormuşuz gibi gelse de aslında bildiğimiz bir şeye değişiyoruz. Olduğumuz şeye değişimi yaratıyoruz. Olmadığımız şeyi bırakıyoruz. Bu nasıl bir ters köşe değil mi? İnsanın zihni, mantığı çok kalmıyor ama gerçekten değişim böyle bir şey arkadaşlar. Bazen insanlar değişimden korkuyorlar. Hani ne olacaklarını bilmiyorlar. Ama biliyor musunuz ne? Olmadığımız bir şeye değişmiyoruz. Olduğumuz şeye değişiyoruz. Çünkü zaten şu anda birçok etiketler, imajlarla olmadığımız şeyin içinde olduğumuz için bunun kolaylığı nedir diyelim. O zaman bakalım birlikte neler değiştireceğiz. Bundan daha iyi nasıl olur çok merak ediyorum. Okay. O zaman başlayalım. Bugünkü konu başlığımız farklı bir titreşim olmaya gönüllü olur muyduk? Evet, farklı bir titreşim olmak. Farklı bir realitenin titreşimi olmak. Çünkü biz içinde bulunduğumuz gezegen, yani gezegen üstündeki realite, bizi etkileyen realite diye biliyoruz. Bir sınırlama yaratan bir realite, üzüntü, travma, mutsuzluk gibi gibi şeyler var. Evet, sevinme, beğenilme, böyle bir ihtiyaç duyma realitesindeyiz. Ya bizi sihirden alıkoyan tek şey, onun var olduğunu reddetmemiz ise, yani sihri. Bize çünkü buraya dedik ki böyle bir şey yok, sihir diye bir şey yok, bu yalan dediler. Baktığınızda da zaten nerede göreceksiniz ki, göremiyorsunuz çok fazla değil mi? Aslında gören gözler görüyor bunu. Ancak bize bu realitenin verdiği bilgi böyle bir şey yok. Peki biz buna inandık mı ve bu realitenin gerçek olduğuna dair aynı uyumlandık mı, o hizalandık mı bu realiteyle? Onun gibi düşünmeye başladık. Ve onunla hemfikir olduk. Ve hemfikir olduğumuzda da ya hemfikir oluyoruz ya da direnip direnç gösteriyoruz. Direnip tepki veriyoruz. Etki, tepki. Bunu yaratıyoruz. Ve böylelikle sihir bizden uzaklaşmış oluyor. Çünkü yargının olduğu bir yerde, uyumlanmanın olduğu bir yerde, reddin olduğu bir yerde, tepki ve etkinin olduğu bir yerde sihirden söz edemeyiz. Ve bizim bunlar sihirden, olduğumuz sihirden alıkoyar. Çünkü varoluşumuzun özü bu. Bunlar da, bu yargılar da bizi bu sihirden alıkoyacaktır doğal olarak. Evet, ve etki ve tepki paradigması var, bir kutupluluğu var ve bu bizim için çok gerçek. Eğer bunu gerçekten çok gerçek olarak söz konusu yaptıysak zaten sihirden söz etmek mümkün değil. Ve biz bu kutuplulukta yürürken bu kısıtlamaların gerçek olduğunu, o kadar sınırlamaların gerçek olduğunun gerçekliği içerisinde sınırlanıyoruz ki, işte buradan çıkmak bizim için sanki zormuş, çıkış yokmuş gibi geliyor. Ama sihir buradan çıkınca var. Yani bunun gerçek olmadığını, bunu gerçek yapmazsak sihir ortaya çıkıyor. Evet, temel bilgi bu. Bundan daha iyi nasıl olur? Eğer biz bu sınırlamaları yolumuzun üzerinden çekersek, çünkü biz gidiyoruz diyelim böyle hayatın içinde, bir sürü şeyler bizim hayatın önümüze çıkabiliyor ve biz o zaman bu kısıtlamaları, bu sınırlamaları gerçek yaptığımızda tosluyoruz duvara. Ve hayatımızda çok da mutlu ve neşeli geçmiyor. Bunları yolumuzun üzerinden çektiğimizde işte sahip olacaklarımızın tamamıyla sihir olacak. Onları yolumuzdan çekmemiz lazım. Bunlar daha iyi nasıl olur? Evet, ve
Bizim yaptığımız şey yolumuzun üzerindeki, gerçek olmayan, bizi sihirden alıkoyan, işte neyse onlar, bunları çekiyoruz yolumuzun üstünde. Evet. Ve biz öyle bir realitede yaşıyoruz ki sihrin gerçek olmadığını bize söyleyen, bilmem 8 milyar kişi miyiz acaba dünya üzerinde? Bu kadar kişi sihir yok diyor ve biz de bunlara katılıyoruz ve sürüklenip gidiyoruz. Ve bu tekrar, tekrar, tekrar bu realite bize sihrin mevcut olmadığını söylüyor. İşte biz de masallarda falan olduğunu düşünerek hayal kuruyoruz ya da hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz o zaman. Evet, katılıp bu döngüye katılıp sürüklendikçe ve biz bu realiteyle benzer titreşimlerde titreşmeye başlıyoruz. Yani deyim yerindeyse sanki bir davulcunun bir davulu ritmine göre dans etmeye başlıyor ve bu sarkaçlı saatlerin hepsinin aynı anda odada tik tak tik tak tik tak tik tak birbirine uyum sağlaması gibi düşün. Bu tik taklar işte bizim bu realiteye uyum sağladığımızda onlarla bir bu realiteyle birlikte titreştiğimizde ortaya çıkıyor. Yani bu hakikaten bilirsiniz bu buklu saatler vardır, sarkaçlı saatler ve aynı odaya aldığınızda o hepsini, hepsi birbirine uyum sağlar ve aynı anda titreşmeye başlarlar. Hatta böyle anneanne, anne, torun, kızlar falan bir arada yaşadıklarında da menstrual günleri de birbirine uyum sağlamaya başlar. Çünkü aynı titreşmeye başlarız. Mesela üzgün birinin etrafındayken gerçekten sizin de üzgün hissetmeye başladığınız oldu mu hiç? Fark ettiniz mi? Halbuki siz mutluydunuz orada. Orada bir mutluluk realiteniz vardı. Ama sanki onu kaybettiniz. Değil mi? Hiç bunu düşündünüz mü? Hiç bu ne oldu benim için mutluluğuma dediniz mi? Birdenbire onlarla uyumlandınız ve onlarla tik taka girdiniz. Evet. İşte bu. Bizi bu realite bu tik taklara geçiriyor. Bu şekilde titreşmeye başlıyoruz. Eğer ki bu realitenin sesini dinleyecek olursanız bu tik tak tik tak tik tak bunu unutmayın. Ama sizin gerçekte titreşiminiz tik tak değil. İşte bu gerçekten mevcut değil. Evet, eğer ki siz bir üzüntüyü hissediyorsanız bu size ait değil, tik taka uyuyorsunuz, oradaki saate uyum sağlıyorsunuz. O zaman katılıp sürükleneceksiniz. Hiç sihir ortada olmayacak. Bu size ne yapar? Nasıl sihir yokmuş gibi sizin gücünüzü elinizden alır. Evet, sizin gücünüzü. Sihir çünkü sizin o kendi kapasitenizde olduğunuz o enerjinin içinde var olan bir şey. Bunun için özel bir şey yapmamız olmamız gerekmiyor. Eğer bu tik taklara uymazsak, onlarla aynı anda titreşmezsek zaten olduğumuz sihir ortaya çıkıyor. Bu kadar kolay. Tabii yolumuzdan da bu tik takları almamız lazım. Evet. Her şeyin altında yatan sizin olduğunuz sihrin realitesini bulmak. Yani o olmak. Değişim, bizim değişimden kastımız işte olduğumuz sihrin titreşimiyle uyum haline gelmek. Yani olduğumuz sihre, olduğumuz titreşime, olduğumuz enerjiye, o varoluşta titreşmek. O akustikte titreşmek. O zaman tik tak tik tak olmayacak. Sizin sihriniz, o titreşim, farklı bir titreşim devreye girecek. İşte hatta Einstein'ın bu konuda çok güzel bir sözü var. Şimdi geldi aklıma. Eğer diyor, şu anda aklıma geldiği kadarıyla anlatacağım. Eğer sen istediğin realitenin titreşimine uyum sağlarsan, yani üst bir realiteden bahsediyor,
ya da işte her neyse, ya da bu tiktaka fark etmez yani, bir farkındalık bu. O zaman diyor, bu diyor bir şey değildir, bu fiziktir diyor. Bu fiziktir diyor, onunla titreşeceksin diyor. Oraya artık ondan sonra değişim yoktur diyor. Ya, o sözü lütfen bir bakın, Einstein'ın sözüne. Harikaydı gerçekten, bunu şu anda hatırlayamadım ama hemen ben de bakacağım bu programdan sonra. Çok sevdiğim bir sözcüktür gerçekten. Biz istediğimiz realitenin titreşimiyle titreştiğimizde artık bundan sonra geri dönüşü yoktur diyor. Bu diyor bir fiziktir diyor, bir felsefe değildir diyor. Evet, bu fizik arkadaşlar. Biz tiktaktan çıkıp olmayı seçtiğimiz realitenin titreşimiyle farklı bir titreşim olmaya gönüllü olursak, bu fizik. O fizikte kalıyorsunuz artık. Geri dönüşü yok. Bu felsefeden bahsetmiyor. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunun hayatımızda olması için neler mümkün? 7-24. Peki, mutlu olmayan, neşeli olmayan, hiçbir sihri olmayan insanlarla bağlantı kurmak için bir çaba oldu mu? Onlarla, onların frekansıyla titreşmeye çalıştınız mı? İşe yaradı mı? Sizi hemen aşağı çekerler. Evet, gerçekten sihrin var olduğunu bilmeyenler, o insanlar, ona inanmayanların ötesinde titreşmeye gönüllü olmak zorundasınız. Daha fazla bir ritim de titreşmeye gönüllü olmak zorundasınız. Tiktaklardan geçelim. Gerçekten sihir o tiktakların ötesinde mevcut. Ve ben sihirim de olduğu gibi. Ve tiktak bir realite, titreşime sihir gerçekten vardır. Çünkü sihir sizsiniz. Sizsiniz. Sizin gerçekliğiniz bu. Sizin gerçekte olduğunuz enerji alanı farklı bir titreşim. Ve o kendi sihrini kendi yaratıyor. Bununla uyumlanmaya var mıyız? Okey. O zaman tiktaklardan boşanalım. Fark edelim yolumuzun üzerinde bize o tiktaklara uyumlayacak hangi sınırlamalar geliyor. Onlara bir merhaba diyelim. Ondan sonra da bay bay diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Daha büyük, farklı bir titreşim olmaya devam edelim. Ve sihir ortaya çıksın. Evet, bir başkasına katılıp sürüklenmek veya sürüklenmemek sizin seçiminiz arkadaşlar. Bu bir seçim. Seçimin yanlışı yok. Sadece bir seçim. Evet. Onların realitesinin temeline düşüyor olduğunuzu fark ettiğiniz zaman lütfen şu soruyu çalıştırın. Olur mu? Gerçekten olduğum sihir olsaydım şu anda hangi farklı realiteyi seçebilirdim? Hadi bir daha. Gerçekten olduğum sihir olsaydım şu anda hangi farklı realiteyi seçebilirdim? Bunu boyunca sorabiliriz. Bu bizim elimizde. Gerçekten olduğum sihir olsaydım şu anda hangi farklı realiteyi seçebilirdim? Hangi sihir olabilirdim? Sadece soru. Soru o kapıyı açacaktır. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Teşekkürler burada olduğunuz için. Bir başka değişim yaratmak programında tekrar birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Sihirli kalın.